Assalamu alaikum. Derslerimiz devam kıldıramız. Uş bu videoda mana şu tengsizliklerini ispatlaş bilen şoğullanamız. Demek esas yine 4'te tengsizlik. Şuların bir mevbir ispatlarını görüp çıkamız. Adli elementar usullarını, ispatlaşını. Ve bundan bir neçe aldığım videolarda mana bu tengsizliklerin ispatını görgenedik. Lekin videonu sıfatla kılıp yazışın imkanı bu manu için. Mana şu videoda ham demek videonun ahırında bulan yeçilişini kıskaça görüp ötüketemiz. Demek esasi mana bu tengsizlikten ispatlaş bilen şovlanamız. Demek birinci tengsizlik. Mana birinci tengsizlik. X, Y, Z'ler demek müsbet bulan halette mana şu tengsizlikni ispatlaş gerek. 9'unu bu tarafa köpeytiremiz. Ya ki umuman 9'u köpeytir yazalımız. O halde 9 taksım X plus Y plus Z'nin kaos kvadratı plus demek 9 taksım x kvadrat 9 taksım y kvadrat 9 taksım z kvadrat ne kette ekting buluşu gerek 28 yıldız astı 3 taksım yıldız astında x y z x plus y plus z. Demek bu tengsizlik belirlenen tengsizlikke teng küçlü. Endi bunu demek quyidagicha ikkita yig'indilarga ajratib yazamiz. Demek 9 taksim x plus y plus z ning kvadratı plus 1 taksim x kvadrat 1 taksim y kvadrat 1 taksim z kvadrat. Mana shu 4 ta son uchun bunu 1 son, mana buni 2-chi, 3-chi, 4-chi son. Mana 4 ta son uchun qo'shish tengsizligini qo'llasak, demak 4 ko'paytirilgan, bularning hammasi ildizdan chiqib, ildiz ostida bo'ladi. 1 ildizdan chiqadi, kvadrat ildizdan va yana kvadrat ildizda qoladi. Demak, suratda 3 qoladi. Mahrajda esa x, y, z x plus y plus z bo'ladi. Mana şimdi. Ve endi bize de mana bir de 9 tadan aldı. Bitteden aldık. Yine 8 tadan kaldı. 8 de 1 taksim x kvadrat 1 taksim y kvadrat 1 taksim z kvadrat katta ekteyim. 8 köpeytirilgen. Mana 3 de son için koşu tengsizligini kollasak. Mana bu 8 mana yazıldı. Demek mana bunu uzi. Mana bunu uzi. Demek mana şu yere yazılgan ifadadan katta yoki teng bo'ladi. Kub yıldız astında demek 1 taksim x kvadrat, y kvadrat, z kvadrat. Mana. Demek mana şundan katta yoki teng. Ana endi mana bu ikisinin yig'indisi mana bunga teng. Mana bunga. Demek bu ikisinin yığındısı bundan kattaki tengligini körsetsek tengsizlikni ispatlagan bolamız. Demek 4 yıldız astı 3 mahrajda yıldız astında x, y, z x plus y plus demek z plus mana 24 mana bu 24 demek kub yıldız astı 1 taksim x kvadrat y kvadrat z kvadrat mana bu katta yoki teng bo'ladi 28 yıldız astı 3 taksim yıldız astında x y z x plus y plus z'den. Mana şu tengsizlik o'rildi. Bunu o'rildi ekanini demek ispatlab qo'yamiz.
Buna demek bu tarafı bitirsek 24 kaladı. Yani 4 yıldız astı 3, 28 yıldız astı 3, 24 yıldız astı 3 kaladı. 24 tane kıskartırsak demek kub yıldız astı 1 taksın x kvadrat, y kvadrat, z kvadrat kette ekting. Demek yıldız astı 3 taksın. Mana bu. Yıldız astında x, y, z, x plus y plus z. Mana şu kelip çıkadı. Mana bunu demek tengsizlikni o'ng tomonga o'tirsak, mana shu tengsizlik kelib chiqadi. Endi bunu isbotlash uchun 6 darajaga oshiramiz. 6 darajaga. Bu holda mana bu yerda 1 taqsim x ning 4-chisi, y ning 4-chisi, z ning 4-chisi hosil bo'ladi. Va bu yerda 3 ning kubi. Demak, x kub, y kub, z kub x plus y plus z ning kubi. Mana shu hosil bo'ladi. X, y, z larni qisqartiradigan bo'lsak, x plus y plus z taqsim 3 ning kubi katta ekting x, y, z keladi. Bu esa doimo to'g'ri tengsizlik, chunki buni kub yildizdan chiqarsak kub yıldızdan çıkarsak. Koşi tengsizliginin demek üçlü halı gelip çıkadı. Kub yıldızı x, y, z. Bu tengsizlik ne demek? Köplek usulları mevcut. Hazırça demek ispatlaşımız gerek bu tengsizlik ispatlanmamız için. Yani şu yerde toxtayımız buna. Köplek usulların demek yine videolarımız devamında görüp ötəmiz və kanalımızda ham bunu ispatı bar. Demek devam qılamız. İkinci misal. İkinci misala geldik. Mənə ikinci misal. Demek x x'lar müsbət ve onların yığındısı 1'e teng bo'lsa, o halde tengsizlikni isbotlash kerak. Demek mana bu mahrajdagi ifodaga e'tibor bersak. Birinchi kasrning mahraji x 1'den x n geçe. Bu demek 1'e teng. Çünkü mana şartta 1'e tengligi berilgan. İkinci nimaga e'tibor beradigan bo'lsak, mahrajga. 1 plus x 1 birinchi qavsda. İkinci kovusda x2'den xn geçe. Yani x2'den xn geçe yığındı. x2'den xn geçe yığındı. 1 minus x1 yedin. Yani ikinci kovusda 1 minus x1. Bu ise yıldız aslında 1 minus x1'nin kvadratı. Bu ise kichkina teng bo'ladi. 1'den elbette. Çünkü birer müsbet sanin kvadratı aylan tuttu. Eğer onu ayrım edigen bulsak, yani şu 1'nin özü buladı. 1'den yıldız 1 demek. 1'den kişiye ekteyim ifade bu. Ve demek 3. Kanuniyet boyunca 3. kesirinin mahrazi. 1 plus x 1 plus x 2 demek x3 plus x4 plus ve hakeza plus xn. Mana şimdi bu iş gerek. Mana şimdi ve mana bu yığındı 1 minus x1 minus x2 yedin. Mana şimdi esasen mana bunu özünü yazıp duramız. 1 plus x1 plus x2 de ve mana bunu yazalımız. 1 minus x1 plus x2 de. Bu ham demek 1 minus x1 plus x2'nin kaos demek kaos kvadratı. Bu ham demek 1'den küçük ekiteyim. 1'den küçük ekiteyim. Demek ahirgi
nimaga e'tibor beradigan bo'lsak, demak qonuniyatni tushundik. Qonuniyatni. Demak umumiy holda demak ildiz ostida 1 plus x 1 plus y hokazo plus x k birinchi kaos bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi kaosda demak x k plus 1 x k plus 2 va hokazo plus x n gacha. Mana shunday. Va bu mana bu 1 minus x 1'den x k geçe. Demek mana bu demek koşulup durdu 1'ge, mana bu ayrılıp durdu. Kvadratla ayırması formasından 1 minus 1'ar m'nin kvadratı. Mana şimdi görünüşte bu ham demek mana bunu demek m'de belgilep gittik. Bu ham demek 1'den küçük ekleyeyim. Demek berilgan tengsizlikka e'tibor beradigan bo'lsak, berilgan tengsizlikka. Demek mahrajlar hammasi birden kichikka teng ekan. Demek mahrajlarni kattalashtirsak, mana bu yig'in kasrlarni har birisining qiymati kichrayadi. Ya'ni x1 taqsim ildiz ostida x1 dan xn gacha plus x2 taqsim ildiz ostida demak 1 plus x1 x2 dan xn gacha plus va hokazo plus xn taqsim ildiz ostida 1 plus x 1 plus va hokazo xn minus 1 ko'paygan xn. Mana shu ifoda kichrayadi. Mana shu ifoda kichrayadi. Mahrajlarni kattalashtirsak. Demak, mana bu kasr aynan x 1 taqsim 1 ga teng plus mana bu kasr x2 taqsim. Demak mana bu teng aynan mana bu demak mana bu kasr. Demak dastlab o'zini yozsak yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri yozib ketaveramiz, chunki yuqorida ko'rsatdik. Demak kasrlarning mahrajini kattalashtirib turibmiz. Bu holda kasrning qiymati kichrayadi. Shuning uchun bu yig'indidan ko'ra kichikroq yig'indi hosil bo'ladi. 1 va hokazo xn taqsim 1. Bu esa x1 dan xn gacha yig'indi. Bu ham demak 1 ga teng. Demak, tengsizlik isbotlandi. Ana endi keyingi tengsizlikka o'tamiz. Keyingi tengsizlikka o'tamiz. Bu tengsizlikda x, y, z larning musbat ekani aytilgan. Va mana shu tengsizlikni isbotlash talab qilingan. Demak, mana shu x kvadrat plus xy minus 2xy ko'rinishida yozamiz. Mana shuni mahrajda x plus y. Plus bu yerni ham shunday qilib yozamiz. Plus yz minus 2yz mahrajda y plus z. Plus bu kasrni ham shunday qilib yozamiz. Plus xz minus 2xz mahrajda x plus z. Ana endi bu teng bo'ladi. Mana buni, mana shuni.
bölüp yazsak x minus 2 taksım x plus y. Ha, 2x y taksım. Mana bir yerdan xuddi düşünerse. Y minus 2 taksım. Ha, 2 y z taksım. Y plus z. Plus bir yerde z minus 2 x z taksım. X plus z boladı. Ana endi bu bunu demek mana tengsizlikte yazılgan katta yoki teng 0 ekanini isbotlash kerak. Bu elbette 0 dan katta yoki teng. Demek mana bulanı tengsizlikni o'ng tomonini o'tirsak. Tengsizlikni o'ng tomonini. Holda x plus y plus z katta yoki teng. Demak 2 x y taqsim x plus y 2 y z taqsim y plus z 2 x z taqsim x plus z. Mana shu tengsizlikni isbotlashimizga to'g'ri keladi. Bu tengsizlikni isbotlash oddiy. Bunu demek 2'ye köpaytirib yazamız. X plus y plus y plus z plus z plus x şeklinde yazamız. Mana 2'ye köpaytirgandan keyin 2'den geledi her biri. Katta yoki teng 4 x y taqsim x plus y 4 y z taqsim y plus z. Bu yerda esa 4 x z taqsim x plus z hosil bo'ladi. Ana endi mana bu bundan katta yoki teng, mana bu esa bundan katta yoki teng, mana bu esa bundan katta yoki teng ekanini ko'rinib qoldi. Chunki mana chunki m plus n katta yoki teng bo'ladi 4 mn taqsim m plus n. Chunki bu yerda shartda aytilgan edi x y ila musbatda. Demak mn musbat bo'lsa mana bu ham musbat bo'ladi. Bu tarafa ko'paytirib yozish mumkin. M plus n'nin kaos kvadratı katta yoki teng 4 mn qoladi. Bundan m minus n'nin kaos kvadratı katta yoki teng 0 ekanini gelib chiqadi. Bu demek doimo to'g'ri tengsizlik bo'lgani uchun mana bu demek doimo to'g'riligi kelib chiqadi. Bundan mana bu. Bundan katta yoki teng, bu esa bundan katta yoki teng, mana bu yig'imda esa bu kasrdan katta yoki teng ekanini kelib chiqadi. Va shu bilan yuqorida berilgan tengsizlikni isbotladik deb hisoblasak bo'ladi. Ana endi 4-chi tengsizlikka keldik. Mana 4-chi tengsizlik. Mana A bo'lsalar demek müsbet ekan aytilgan ve tengsizlikni isbotlash talab qilingan. A plus B plus C taqsim 2. Demek katta yoki teng bo'ladi. Bunu bir son ve mana bu ikisini bir son sifatida qaraymiz. Yıldız astida A B plus C'dan. Mana shundan katta yoki teng ekani ravshan, chunki mana m plus n taqsim 2 katta yoki teng ildiz asti m n. Mana shu tengsizlikka asosan mana bu o'rildi. Ana endi bunu demek 2'ni bu tarafa ko'paytirsak. Yoki bo'lmasam teskari qilib yozib olsak. 2 taqsim a plus b plus c demek kichik yoki teng bo'lib qoladi. 1 taqsim mana bu ifodadan
Ha, bu pilusadan. Ve mana şunu demek a'ga ko'paytirsak 2a taqsim a plus b plus c kichkak teng mana bu surat a'ga ko'paysa ildiz ostini olib yozsak ildiz ostinda a kvadrat ya'ni mana shu yerda demak ildiz ostinda a kvadrat taqsim a b plus c mana shunday ifoda kelib chiqadi a bilan a ni qisqartirsak demak ildiz ostinda a taqsim b plus c mana shu kelib chiqadi xuddi shuni demak yana 2 marta takrorlasak 2b taqsim a plus b plus c kichkak teng lekin mana bu yerda b kelib chiqadi b taqsim a plus c ildiz ostinda va yana bir marta takrorlaymiz 2c taqsim a plus b plus c kichkak teng ildiz ostinda c taqsim a plus b dan ana endi buni qo'shib yozsak demak maxrajda hammasi a plus b plus c suratda 2a plus 2b plus 2c keladi 2 hosil bo'ladi kichkak teng mana bularni yig'indisindan demak a taqsim b plus c plus ildiz ostinda b taqsim a plus c plus ildiz ostinda c taqsim a plus b demak mana shu tengsizlikni isbotlash talab qilingan edi demak isbotladik ana endi mana bu tengsizlikni isbotlasha bir qisqacha to'xtalib o'tamiz bu tengsizliklar barchasi oddiy elementar tengsizliklar demak birinchisi x4 plus y4 plus mana 8 yozilgan uni esa 4 plus 4 shaklinda yozsak katta yoki teng bo'lishi kerak 4 ta son uchun qo'shish tengsizligini qo'llasak 4 ko'paytirilgan 4-chi ildizda x4 y4 4 4 bo'ladi bu esa mana bu yerdan 16 4-chi ildizdan 2 chiqsa mana 8 bo'lib ketadi bu yerdan x y chiqadi 8 x y'den katta yoki tengligi isbot bo'ldi. Ana endi ikkinchi tengsizlik. İkinci tengsizlik ne demek? İkinci tengsizlikni quyidagicha isbotlash harakat qilamiz. Xo'p, juda oddiy tengsizlik. Juda oddiy tengsizlik. To'rtga ko'paytirib yozsak. Holda mana bu yerda x1 ning kvadrati minus 4x1 x2 plus 4x2 ning kvadrati bo'ladi. Va yana x1 ning kvadrati minus 4x1 x3 plus demak 4x3 ning kvadrati bo'ladi. Plus x1 ning kvadrati minus 4x1 x4 plus 4x4 ning kvadrati va x1 ning kvadrati minus 4x1 x5 plus x5 ning kvadrati. 4 ga ko'paytirib, mana bu tengsizlikni o'ng tomondagi ifodalarni chap tomonga o'tirsak, mana shunday ifoda kelib chiqadi va tengsizlikni o'ng tomonda 0 hosil bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu to'la kvadrat, bu ham to'la kvadrat, bu ham to'la kvadrat, mana bu ham to'la kvadrat. Demak, to'la kvadratlar yig'indisi doimo 0 dan katta yoki teng ekani tushunarli. Ana endi 3-chi tengsizlik. 3-chi tengsizlik juda demak
Oddiy, lekin ajoyib tengsizlik. Ko'plab isbotlari bor buni. Demak, shulardan birisi. Bu yerda ham 2 ga ko'paytirib bu tarafa o'tirsak, demak, to'la kvadratlar yig'indisi ekani kelib chiqadi. Demak, birinchi usul. Birinchi usuli x kvadrat minus 2x y plus y kvadrat plus y kvadrat minus 2 yz plus z kvadrat plus z kvadrat minus 2 demek z x plus x kvadrat katta teng nol. Mana bu demek to'la kvadrat, bu ham to'la kvadrat, bu ham to'la kvadrat. Ana endi ikinci usul. İkinci usulü Cauchy tengsizliğini kullanış usulü. X kvadrat plus y kvadrat taksim 2 demek katta ekki teng bo'ladi. X y'den y kvadrat plus z kvadrat taksim 2 katta ekki teng bo'ladi. Y z'den ve x kvadrat plus z kvadrat taksim 2 katta ekki teng bo'ladi x z'den. Bunu qo'shib yazsak, demek x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat hasıl bo'ladi chap tomonda, o'ng tomonda esa bularni yig'imiz. X y z x z. Bundan tashqari bu tengsizlik tengsizlik. Demek Cauchy Bunyakovsky Schwarz tengsizliğinin xususiy holi. Demek Cauchy Bunyakovsky Schwarz tengsizliğini demek i teng birden yenece a i kvadrat köpeytirilgen i teng birden j bolsun şu j teng birden yenece b j kvadrat katta ekki teng summa. Yoki j deyish ham shart emas. I deb yozsak ham bo'lar ekan. I teng birdan yanacha. Demak, a i b i ning kaos kvadrat. Mana shu, demak, Cauchy tengsiz, Cauchy Bunyakovsky Schwarz tengsizligining umumiy holi. Bu yerda demek n teng 3 bo'lsa, n teng 3'te. Demek a1 kvadrat plus a2 kvadrat plus a3 kvadrat. Demek b ile 1'ye teng. Ha, şurada sel nimasi doğru gelmeyi kaldı. Demek Cauchy Bunyakovsky Schwarz tengsizliğinin hususi holi bo'ladi bu. Bunday ekan. Demek x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat y kvadrat plus z kvadrat plus x kvadrat demek katta ekki teng bo'lishi kerak. Mana x y mana y mana bu z. Mana bu z, mana bu x. Ning kaos kvadratida. İki tarafdan ham ildiz chiqaradigan bo'lsak, mana bu tengsizlik kelib chiqadi. Va bundan ham boshqa ko'plab usullari bor buni isbotlashning. Demak, 4-chi tengsizlik. 4-chi tengsizlik ham Cauchy tengsizligining uchlik holati.
üçlük holati to'g'ridan to'g'ri kvotient tengsizligini qo'llab qo'yaveramiz. Ya'ni a taqsim b plus b taqsim c plus c taqsim a katta ikki teng 3 ko'paytirilgan kub ildiz astında a taqsim b ko'paytirilgan b taqsim c ko'paytirilgan c taqsim a. Bu ham teng 3. Mana oddiy gina. Va bundan boshqa usullari bor. Endi oddiy tengsizlik bo'lgani uchun boshqa usullarga to'xtalib o'tirmadik. Ve mana. Bu ham demek oddiy tengsizlik mana bu a plus 1 katta ikki teng 2 ildiz osti a'dan b plus 1 katta ikki teng 2 ildiz osti b'dan demek s plus a katta ikki teng 2 ildiz osti s a'dan ve b plus c katta ikki teng 2 ildiz osti b c'dan. Hammasini ko'paytiradigan bo'lsak mana shu tengsizlik kelib chiqadi. A plus 1 b plus 1 c plus a b plus c katta ikki teng mana 2 2 2 2 4 ta 2 16 bo'ladi. Mana ildiz osti a bilan ildiz osti a bo'ladi. Ildiz osti b ildiz osti b bilan b bo'ladi. Mana ikkita ildiz osti c'lar. Undan esa c chiqadi. Demak mana shunday. Shu bilan bu videoni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.